Evet, Fransa'ya geçelim. Fransa'da petrol rafinerilerinde başlayan grev devam ediyor. Hatırlayacaksın, dün de konuşmuştuk. Benzin istasyonlarının önünde kuyruklar vardı. Ekranlara da yansıyor. Şimdi Fransa Maliye Bakanlığı'ndan da anlaşmaya varmalıyız. Aksi halde müdahale ederiz uyarısı geldi. Benzin istasyonları kapandı, akaryakıt kuyruğu uzadıkça uzadı. Fransa'da TotalEnergies şirketine ait petrol rafinerilerinde başlayan grev devam ediyor. İş bırakan çalışanlar artan enflasyon ve hayat pahalılığıyla başa çıkabilmek için maaş zammı istiyor, işçi alımlarının durdurulması da protesto ediliyor. Greve destek veren benzin istasyonlarının sayısı arttı, tedarik krizi ağırlaştı. Akaryakıt istasyonlarının neredeyse %30'unda yakıt ya tamamen bitti ya da bazı yakıt türleri kalmadı. Benzini biten polis araçları da yolda kaldı. Endişeli sürücüler istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bugün 5 petrol istasyonu gezdim. Hepsi servis dışıydı. Umarım burada yakıt doldurabilirim. Goussainville'de tüm benzin istasyonları kapandı. Hizmet veren tek istasyonu akın edenler ortalama 1,5 saat bekledi. Grev nedeniyle Fransa'da son bir haftada dizel fiyatları ortalama 10 sent arttı. Haftalardır süren grev nedeniyle Fransa hükümeti üzerindeki baskı büyüyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, anlaşma bulmalıyız dedi. Uzlaşıya gidilmemesi halinde müdahale edeceklerini söyledi.